Merhabalar, ben Doktor Cihangir Efe, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Yaklaşık 20 küsur yıldan beri bu işi yapmaktayım. Bazı özellikle popüler olmuş konularla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Özellikle son yıllarda HPV yani Human Papilloma Virus oldukça popüler oldu. Neden popüler oldu? Çünkü insanlar sosyal medyada HPV ile ilgili kendilerini korkutucu, tedirgin edici haberler duymaya başladılar. Nedir bu HPV peki? HPV yani açılımı human papilloma virüs, bildiğimiz milyonlarca saptanmış virüsten bir tanesi. Bizi neden ilgilendiriyor? Temel olarak iki şeyden dolayı bizi çok ilgilendiriyor. Birisi vücudun farklı bölgelerinde yaptığı küçük sil dediğimiz lezyonlar. Bunları herkes biliyor zaten. Peki silden dolayı mı bu kadar popüler oldu? Hayır. HPV'nin bazı tipleri kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabiliyor. Neden olabiliyor diyorum. Çünkü mutlaka her HPV alan kadın rahim ağzı kanseri olacak diye bir şey yok. HPV'nin çok sayıda alt tipi var. Bunlar bazı numaralarla isimlendiriliyor. Bunlardan bazıları klasik basit sillere neden olurken bazıları ise rahim ağzı kanseri riskini oldukça fazla arttırıyor. Özellikle cinsel olarak aktif dönemdeki kadınların korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Bunun için ne yapabiliriz? Tabii ki bir çaresi yok mu? Çaresi elbette var. En önemlisi HPV'nin artık aşısı var. Şu anda ülkemizde olan HPV aşısı sadece bu alt tiplerden 4 tanesine karşı bizi koruyor. Ama bunlardan özellikle 2 tanesi 16 ve 18 kanser oluşturma ihtimali çok yüksek olan tipler. Bu ikisine karşı korunduğumuz zaman garanti olmasa bile neredeyse kendimizi rahim ağzı kanserinden oldukça uzak tutmuş oluyoruz. Nasıl yapıyoruz bu aşıyı? Aşıyı yapması çok kolay. Her yerde yaptırabiliriz, her yerde bulabiliriz. Sadece dikkat etmemiz gereken doz aralığı. Şu anda kabul edilen, en etkin olduğu düşünülen doz şekli 3 doz arka arkaya. Bunu şöyle diyebilir, 0, 2 ve 6. aylar. 0 dediğimiz an bugün. Bugün bir tane yaptırdınız, 2 ay sonra bir tane daha yaptırıyorsunuz, 6 ay sonra bir tane daha yaptırıyorsunuz. Bu sizi büyük oranda koruyor. Eskiden şöyle denilirdi, henüz ilişkiye başlamamış bayanlara bunu yaptıralım, koruyalım. İlişkiye başlamış olan bayanlara da yaptırmaya gerek yok. Virüs almış olabilirler diye. Hayır, bu doğru değil. Virüs alınmış olabilir ama bu tipler mi alınmış? Bu belli değil. Dolayısıyla cinsel aktif herhangi bir lezyon olmayan kadınlara da bu aşıyı yaptırabiliyoruz. Hatta 9 yaşına kadar düştü. Kızlarımız ileriki hayatlarında rahim ağzı kanserine bazı sil tiplerine karşı koruyabilmek için bu aşıyı benzer şekilde yaptırabiliyoruz.